Editlerimi nasıl yapıyorum? Videolarımı nasıl yüklüyorum? Uzun videolarımı nasıl yapıyorum? Hangi aletler kullanıyorum? Şimdi tüm sistemleri açtım. Vatandaş da oradan bize bakıyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle motovlog yapmak için bir tane motosiklete ihtiyacınız var. Ufak bir şey alayım. Ufak bir kesit alayım. Akşam çekimleri ve gece çekimlerinde birçok SD kart var. Ondan sonra trafiği bol bir şehre ihtiyacınız var ya da virajı bol bir şehre. İstediğiniz yazı fontunda yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde. Şöyle kameralardan başlayayım. Çene kamerası olarak. Mikrofon olarak cep telefonunda nasıl edit yaptığımı göstereyim. Burası böyle gördüğünüz gibi. Şu kameranın ama zoom'u çok harika. 5-6 kilometre zoom yapıyor. Buradan giriyorum. Şuradan dosya ekle seçeneğinden. Insta 360 ile sadece motovlog yapmayı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şu diyorum. Nereye taşıyalım? SD karta taşıyalım. Buraya taşı diyorum. Bu şimdi taşınsın be. Şu anda mesela bu çene kamerası kayıtta. Ondan sonra görüntü alabilmek için bu kameraya çeviriyorum. Sonra bu kamera tekrar, sonra bu kamera öyle değiştiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Motovlogçuları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Şimdi konumuz neydi abi? Editlerimi nasıl yapıyorum? Videolarımı nasıl yüklüyorum? Uzun videolarımı nasıl yapıyorum? Hangi aletler kullanıyorum? Motovlog yaparken hangi aletlerimi kullanıyorum? Şimdi arkadaşlar, öncelikle motovlog yapmak için bir tane motosiklete ihtiyacınız var. Ama motosiklet olmayıp da motovlog yapan var mı? Tabii ki var. Ondan sonra trafiği bol bir şehre ihtiyacınız var ya da virajı bol bir şehre. Ya bu trafiğin içinde tabii kurallara uymayan şoförler olursa ballı kaymak gibi geliyor ama tabii ki istiyor muyuz? İstemiyoruz tabii ki. Şakası bir yana arkadaşlar, ben motovlog yapmaya neden karar verdim? İlk önce ondan başlayayım. Motosiklete sürdüğüm gibi aşık oldum ve bunu da belgelemek için motovlog yapmaya karar verdim kardeşim. Hani bazı insanlar diyor ya, çenesine kamera takan şöyle böyle. Ya biz çenemize kamera taktığımız zaman da aynı motovlogçu dayız. Takmadığımız zaman da aynı motovlogçu dayız yani. Takmamızla takmamamız arasında kişilik farkı yok. Videolardan da herhalde anlamışsınızdır bunu. Biz çocukla çocuk, dayıyla dayı, yani hıyarla hıyar, adamla adam olabilecek kapasitede bir insanız. Şimdi motovlogda ne ihtiyacınız var? Bir motosiklet demiştik ama motosiklete olmayanlar da motovlog yapıyorlar. Şimdi benim kullandığım ekipmanlar neler? İlk önce kameralardan başlayayım. Çene kamerası olarak bir tane ilk göz ağrım DJI Action 3. DJI Action 3'ü çok inceledim, çok araştırdım. Üçlü pil kombinasyonu, uzun süre şarj kapasitesi ve takma çıkartma şeyleri hepsinin kolay olduğu için, mesela kaska şap diye magnetik dişlerinden takıyorsun, şap diye çıkartıyorsun. Ondan dolayı DJI Action 3 tercihimdi. Pilinde zaten şarjör gibi şak şak çıkartıp değiştiriyorsun. Yani sürekli bir kayıt halindesin. Bu GoPro'lar gibi zor. Her eklentisine ekstradan para vereceğin bir şey değil. Mikrofonu şöyle hallettim. Mikrofon için Samsung telefonların AKG kulaklığı var. O kulaklığı kaska dolayaraktan o kulaklığın
üstündeki mikrofonu kullanıyorum. Çok mikrofon denemem oldu. Birisinde ses patlaması oldu, birisinde şu oldu, birisinde bu oldu. En randımanlı olarak bunu kanaat getirdim ve bunu kullanıyorum. İki kaskımda da bu var. Intercom olarak KN6500 herhalde, onu kullanıyorum. Gerçi KN ile alakalı böyle ufak tatsız bir anım var. Gittiğimde abicim bizi adam yerine koymamıştı ama. Memnun muyum KN6500'den? Normal. Çalınca çalıyor vesaire. Ama daha iyileri tabii ki vardır. Bunun yanı sıra bir tane gece çekimlerim için çene kamerası değiştiriyorum. Geceleri akşam ve karanlığa kaldığım zaman DJI Action 3 görüntü kalitesi pek içime sinmiyor. O yüzden DJI Action 4 kullanıyorum. Akşam çekimleri ve gece çekimlerinde. Onun ışık alımı DJI Action 3'ten daha net, daha güzel ve keskinlik ayarları vesaire ayarları daha iyi. O yüzden etti mi size çene kamerası 2? İki kamera arasında hangi kamerayı beğeniyorsanız derseniz, valla ikisini de beğeniyorum ama DJI Action 4 gece çekimlerinde çok üst düzey. Zaten videolardan da görüyorsunuzdur umarım. Onda da aynı şekilde 3 tane pil ve şarjlı pil kutusu var. Yani bayağı güzel ekipmanlı. Onda da aynı mikrofonu kullanıyorum. Yani ekstradan bir mikrofon aparatı vesaire kullanmıyorum. Bu konuda DJI markası gerçekten güzel, kolay ve kullanışlı. Yakın zamana kadar 1080p 60 FPS'de çekiyordum. 60 FPS'de yalnız gece ledler pırpırlanma yapıyor. Ya da bir mağazaya girdiniz mesela, mağazada ledler var, mağazadaki ledlerden pırpırlanma yapıyor. Ondan sonra 1080p 50 FPS'ye çektim. 50 FPS'de o pırpırlanmayı yapmıyor ama yakın zamanda da artık 2.4K 50 FPS çekmeye karar verdim. Son birkaç tane videom 2.4K 50 FPS. 2.4K 1080p'den biraz daha zaman alsa da görüntü kalitesi bakımından 1080'den daha güzel olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz onu bilmiyorum. Birkaç tane arkadaşım abi 2.4 çekersen daha iyi olur dedi. Ve 2.4K'ya karar verdim. Bunun yanı sıra iki tane 360 kameram var. Neden iki tane 360 kamera? Bir tanesini düşürmüştüm. Düşürdükten sonra Allah Allah sanki çekim kalitesi güzel değil gibime geldi. Dedim ben bunun bir şeyi mi oynadı yerinden vesaire. Sonra ikincisini aldım. Ondan sonra baktım onun da çekim kalitesi iyi değil. Tam bu Insta 360'lardan soğumuştum ki Fotomanika abimin ayar videosu yayınladı. O ayar videosundan bizim kazma gibi yanlış ayar yaptığımızı anladım. Doğru ayarlara getirdikten sonra iki cihaz da muhteşem bir şekilde çalıştı. Çok sağlam bir cihaz. Yalnız iki tane kullanıyorum. Bazen bir tanesini şuraya takıyorum, bir tanesini buraya takıyorum ya da bir tanesini arkaya takıyorum, bir tanesini egzoz tarafına takıyorum vesaire. Hani kamera bolluğu olsun diye ikinciyi de aynı zamanda aldım. Hani birinciyi yaptırırsam ikinci de olsun diye. Yalnız şöyle bir durum var. Mesela kesinlikle alacak arkadaşlara Insta 360'la sadece motovlog yapmayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü neden? Zor abi. Gerçekten. Mesela atıyorum 15 dakikalık 20 dakikalık bir video alacaksın içinden. Onun için herhalde bir 3-4 saat uğraşman gerekir diye tahmin ediyorum. Ben çünkü ara ara video kesitleri alıyorum. Dikkat ediyorsanız videolarımdan mesela bunun gibi. Şu anda mesela bu çene kamerası
kayıtta. Ondan sonra görüntü alabilmek için bu kameraya çeviriyorum. Sonra bu kamera tekrar, sonra bu kamera öyle değiştiriyorum. Açıları değiştiriyorum. Ama mesela ben bununla 15-20 dakika, yarım saatlik kayıt yapmaya çalışsam, oho, onun kamerasının nereye bakacağını mı teker teker tik 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 noktalamak zorunda kalacağım. Yani zor yani. Ayrıca zaten mikrofon sıkıntısı var. Mikrofon tabii ki bulabilirsin. Ama ve lakin bulduğum mikrofon kendi şarjını bitirdiği için, çünkü bulduğum mikrofon wireless mikrofon olacak. Kendi şarjını bitirecek. Ne olacak ondan sonra? Bunun abi çekim süresi olacak sana 10 dakika, 15 dakika. Tüm cihazlarında 256 GB hafıza kartı var. En hızlı yazım işlemi olan hafıza kartı. Ayrıca 6-7 tane de yedekleri var. Çünkü bazen video yetmiyor anlatayım. Yani kart yetmiyor, video yetmiyor demeyeyim. Video çok, kart yetmiyor. Bunun yanı sıra 2 tane drone, bir tane DJI Mini 3 Pro, bir tane de Avata. Neden iki tane? Avata ile dar yerlerde, ağaçlık yerlerde, Mini 3 Pro ile de yüksek çekimler, geniş çekimler, sinematik çekimler yapılıyor. Bunları da ara ara gittiğim turlarda kullanıyorum. Bunun yanı sıra yüksek zoom kabiliyetli Nikon P1000 fotoğraf makinesi, aynı zamanda kamera işlemi de görüyor. Ondan bu turlarım için, Karadeniz turlarım için bulunduruyorum. Çünkü neden? Çoğu motovlogger Karadeniz turu yapıyor ama kameralarında şöyle bir şey var abicim. Görüyor musunuz ağaçları? Ne kadar güzel dimdik, ne kadar güzel bir doğa. Abi kamerada gördüğümüz bir şey yok. O yüzden yakınlaştıramıyorlar. O yüzden bu P1000 herhalde 5-6 kilometreye kadar yakınlaştırma yapabiliyor. İnanılmaz bir kamera. Ay yüzeyinde kraterleri çekiyorsun yani. O kadar. Hatta Satürn'ü, Matürn'ü, Jüpiter'i falan çekiyorsun. Onun haricinde ne var abicim? Tabii bunların tripodları vesaireleri, bu DJI Action 3'lerin ve Insta360'ların aparatları mesela, işte sohbet edeceksin, sohbetle alakalı ne bileyim işte tripodlarını kurmaktır vesaire, bununla alakalı tripodlar vesaireler var. Bunun yanı sıra sohbet edeceğin, röportaj etmek için kullanılabilecek iki tane Wi-Fi mikrofon. Bunu da DJI Action 3'e takıyorum abi, şak diye hemen tanıyor. Yani DJI Action 3 ya da 4'ün Allah'ı var yani, ne takarsam tanıyor anlatayım. Bunları kullanıyorum. Telefonum abi, bu telefonu kullanıyorum. Bu telefonu öldürene kadar bunu kullanırım herhalde. Bundan önce de çünkü Note serisi kullanıyordum. Böyle zırt pırt telefon değiştiren bir insan değilim. Bu telefon Note 20 Ultra. iPhone neden kullanmıyorum? iPhone kullanmayı sevmiyorum abi. Kullanmayı beceremiyorum ve iPhone'a da karşıyım. Çünkü çok sadist bir cihaz. Kendi dediklerinin haricinde hiçbir şekilde bir şey kabul etmiyor. Ve her şeyi kapitalist olarak parayla istiyor. Ama Android öyle değil. Android biraz daha halkçı abi. Mesela işte en son Android'in güzelliğini gördük. Deprem uyarı sistemi. Bu mesela iPhone'da yok. Ve olması için de Google'la hiçbir şekilde sismik o içindeki verileri paylaşmıyormuş. O neydi? İşte dengeleme cihazı mı ne artık, neyse, o sensörlerin verilerini paylaşmıyorlarmış. Note 20 Ultra ile editlerimi yapıyorum. Kullandığım program CapCut. CapCut'ın
Yani bilgisayarlarım da var bu arada. Bilgisayar da kullanabiliyorum ama bu telefondan sonra bilgisayar kullanmayı bıraktım gibi bir şey. Çünkü bu telefonda hemen hemen bilgisayarla yaptığım bütün her şeyi yapabiliyorum. CapCut'ın da mesela bilgisayar uygulamasını kullanmıyorum. Telefon uygulamasını kullanıyorum. Daha Aralık ayına kadar CapCut'ın parasız free sürümünü kullanıyordum ama bir kampanya yaptılar. O kampanyada Ozan Sihay, bizim gönüllü Fahri CapCut elçimiz, çok iyi bir fırsat çünkü 1600 küsür TL'ydi, 1000 TL'lere düştü. 600 küsür TL iyi bir fark. En azından aslanımın yarı depo benzin parası. Evet, yağmur yağmaya başlayacak herhalde. Ben şu yerde yağmurluğumu giyeyim abisi. CapCut'un şu an için paralı versiyonunu kullanıyorum. Paralı versiyonu illa kullanmaya değer mi, gerek mi? Bence gerekli değil abicim. Ama ben birkaç tane böyle özelliğinden dolayı aldım. Normal bir video editte parasız sürümüyle de, çünkü ben 5-6 aydır parasız sürümünü kullandım. Gayet de memnundum. Videoları da nasıl yaptığıma gelirsek artık, onu da ekran görüntüsünden mi göstereyim size, nasıl göstereyim? Ama da nasıl yaptığımı da seyredin. Ben de şu yağmurluğumu giyeyim abi. Çünkü yağmur yağacak gibi. Şurada bir açıklık var. O açıklıkta durayım. Hatta şu BMW'nin önünde durayım abi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir takipçim hangi sistemleri kullandığımı, nasıl motovlog yaptığımı merak ettiğinden dolayı şimdi tüm sistemleri açtım. Vatandaş da oradan bize bakıyor. Şimdi arkadaşlar, kullandığım kamera çene kamerası Action 3, Action 4. Gündüz bunu kullanıyor, gece bunu kullanıyorum. Normalde ilk aldığım kamera buydu. Bunların şu şekilde, şöyle gördüğünüz gibi şöyle yedek pilleri var. Yani sürekli şarjör gibi değiştiriyorsun. Bunlar kullandığım power bankler. Hepsi 20.000'lik. Onun haricinde bir tane bu eski Insta360. Bunu aldım. Ufaktan bir videomda düşürmüştüm. Şurasında hafif bir çizik oldu. Ondan sonra bunu aldım. Ama görüntü kalitesini ayarını bilmediğimden dolayı ayarlayamıyormuşum. Onu da Fotomanika kanalından öğrendim. Bunlar bunların yedek bataryaları. Birçok SD kart var. SD kartta da SYD'den aldığım şu ScanDisk'in, gözüküyor mu bakalım, ScanDisk'in hızlı yazıcı olanı, yani 4K'yı destekleyen modelini kullanıyorum. Onun haricinde bir tane röportajlar için şu Ulanzi'nin bir şeyi var, mikrofonu, wireless mikrofon. Şeye takılıyor, neydi yarabbim ya, yakaya takılıyor. Ondan sonra farklı farklı aparatlar var. Bir tanesini koydum. Hani böyle mesela masaya konuluyor, bilmem neye konuluyor. Bundan birkaç tane var. Bir tanesini koydum. Şu kamera, bu Nikon P1000. Bunun zoom'u çok kuvvetli. Daha pek kullanmadık ama kullanmayı ümit ederekten aldık. Böyle doğa fotoğrafları, şimdi Karadeniz turu yapacağım mesela. Bayağı bol bol kullanacağım. Onun haricinde iki tane drone, bir tane DJI Avata. Avata'yı almamın sebebi dar yerlerden ve ağaçlık yerlerden. Şurada Mini 3 Pro'ydu sanırım. Bu bir iki kere düştü. Murat abi sağ olsun yaptı bunu. İşte bu dar alanlarda giderken düştüğü için bunu aldık.
Kask iki tane kullanıyorum ama kaskı da şöyle göstereyim. Mesela şurada DJI Action 3'ün şeyi var, mandalı var. Böyle taktığın zaman kendi kendine takılıyor. Şimdi çıkartacağım da tek elle. Onun haricinde mikrofon olarak da soruyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu mikrofonun girişi. Mikrofon olarak şu arkadaşlar gördüğünüz gibi de mikrofon olarak şu AKG'nin gözüküyor mu? AKG'nin Samsung için bir kulaklığı var. Telefon kulaklığı var. Telefon kulaklığının şuradaki mikrofonunu kullanıyorum. Şimdi buna taktığın zaman şöyle yapalım. Buna taktığın zaman ve açtığın zaman görüyorsunuz. Şurasında mikrofon işareti çıktı. Yani neden GoPro tercih etmedim? Hem bunun yedek pilleri hem ön kamerası, önde de şeyi var. Önde de gördüğünüz gibi bir tane ekranı var. Ve öndeki ekranı istediğin gibi kapatabiliyorsun vesaire yapabiliyorsun. Ve yedek pilleri sürekli şarjör gibi değiştiriyorsun. Takması çıkartması da çok kolay. Vidayla bilmem neyle uğraşmıyorsun. Yani böyle bir ekipman dizdim ben. Şu bunun birkaç tanesi daha var. En çok bunu kullanıyorum. Normalde Wi-Fi'den telefona aktarıyorum. Ama şunu takıyorum. Şunu taktıktan sonra buradan istediğim görüntüyü alıyorum. Ondan sonra editliyorum. Şimdi edit kısmına gelelim. Bu cihazları gördünüz. Bunu bir de çantaya tekrardan koymak gerekecek. Neyse bu cihazları gördüyseniz hangi ekipmanları kullandığımı soruyorsunuz. Kamera ne? Kamera Action 4. Gece çekimleri çok iyi. Action 3 de ilk aldığım kamera. O yüzden gece Action 4'ü gündüz Action 3'ü kullanıyorum. Kartlarda bu. Bunları da alırken sakın internetten yanlış kart almayın. Yazma hızı yavaş kart. 4K uyumlu kart alın. Onda SYD Serhat abi var. Ona sorarsanız en doğru kartı size gönderir zaten. Bunlar böyle. Şimdi edit kısmına gelelim arkadaşlar. Edit kısmını da nasıl yapıyorum telefonla? Yani isterdim ki size böyle son sistem bilgisayarlarım olan odayı göstersem ama bilgisayar oturduğum zaman bu sefer kalkamam abi. O yüzden böyle pratik cep telefonundan her şeyi hallediyorum. Şimdi bir de cep telefonunda nasıl edit yaptığımı göstereyim. Burası böyle gördüğünüz gibi. Şu kameranın ama zoom'u çok harika. 5-6 kilometre zoom yapıyor. Neyse. Şimdi geçiyoruz edit kısmına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. USB diskimi taktım. Buradan görüyorsunuz. Bugünkü kaydımı aldım. Atıyorum şuradan şu videoları hatta şunu alayım sadece. Kısa bir video yapayım size. Şimdi bunu taşı diyorum. Nereye taşıyalım? SD karta taşıyalım. Buraya taşı diyorum. Bu şimdi taşınsın bir. Şimdi arkadaşlar USB'mizden ana ekrana geldik. Buradan kat kutu açıyorum. Size ufak bir mesela video yapayım. Şimdi şu video. Şimdi mesela buradan videomu zaman tünelinden atayım. Şu çıkıştan itibaren ufak bir şey alayım. Ufak bir kesit alayım. Bu arada ekran kaydından medya sesi geliyor mu tam bilmiyorum ama deniyoruz. Hepinize selam. Buradan keseyim biraz. Merhaba arkadaşlar. Moto Vlogçuları kanalından
Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün karşıya geçeceğim. Tripmate Bülent abilerin yanına. Hem şu GS askı aparatını çekmek istediler. Evet, buraya kadar alalım. Zaten bu sabahki hatta şeyim. Mesela bunu aldım. Hatta bir tane daha şey yapayım. Şimdi buradan mesela diyelim ki şuraya alacağım. Ya bu kat kutu zaten çok iyi kanallardan öğrenebilirsiniz. Özellikle Ozan Sihay kanalından. Şuradan mesela sahne geçişi yapacağım. Sahne geçişine karıştırma olarak. Arkadaşlar 3 saniye. Mesela bak. Hem şu GS askı aparatını çekmek istediler. Arkadaşlar anlatımlar yapmam lazım. Mesela böyle de sahne geçişi oluyor. Şimdi bunu ondan sonra nasıl ayarlıyorum? Mesela şu şekilde. Şimdi filtrelemeleri ayarlıyorum. Filtre, kontrast, doygunluk, keskinlik, HSL, mavi biraz patlatıyorum. Yeşili biraz patlatıyorum. Ondan sonra doygunluğu fazla oldu herhalde. Doygunluğu az bir şey daha düşüreceğim. Şimdi bu şekilde oldu. Şuraya kanal logomu koyuyorum. Bindirme diyorum. Bayağı aşağılarda kaldı kanal logom. Bunlar daha önce Ozan Sahay kanalından izleyip de yaptığım logolarım. Siz de bu arada abone olabilirsiniz Ozan abiye. Şimdi bakın. Yeşil ekran olduğu için filtreleme yaptım. Ve ne oldu? Sadece yazı çıktı. Şimdi bunu böyle yaptım. Buradan siliyorum. Tamam mı? Ondan sonra mesela hadi devam edecek yazalım. Devam edeceği ekleyelim. Devam edecek. Devam edecek de burada. Bunu da tekrardan kesmeden kromla yeşili kaybediyorum. Devam edeceği ekledim. Mesela müzik ekliyorum. İşte bunların hemen hemen çoğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hadi bunu ekleyeyim. Sesi tabii ki kısıyoruz. Ondan sonra şuradan kapatalım. Keselim yani daha doğrusu. Yani soldur da ekleyelim. Yani şeylerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi bunu dışarı 2.4K 50 FPS ve en yüksek olarak dışarıya alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi CutKut editlemeyi bitirdi. Şimdi şeyimizde bakıyoruz abi. Merhaba arkadaşlar. Motovlogcu Bey kanalından hepinize olarak gördüğünüz gibi uyguladı. Şimdi YouTube'a yüklemeyi nasıl yapıyoruz? YouTube'da da YouTube Studio'yu kullanıyorum ama YouTube Studio'nun uygulamasını kullanmıyorum. Çünkü uygulamayı kullandığım zaman 2.4K ya da 4K'lık bir yükleme yapamıyorum. Uygulama için Studio'ya buradan giriyorum. Şuradan dosya ekle seçeneğinden dosyamı ekliyorum abisi. Şimdi buradan seçelim abi. Şimdi dosya yüklenmeye başladı. Gördüğünüz gibi şurada işte 16 saniye filan falan bir şeyler yazıyor. Bu arada bu yüklemeleri TürkNet internet olduğu için bu kadar fazla yapabiliyorum. Başka bir internet olsaydı yapamazdım. Çünkü TürkNet çok hızlı. 1000 FPS. Gördüğünüz gibi bu yüklemeyi 70 dakika diyor ama bu 70 dakika direkt 15 dakikaya falan düşecek. Şimdi gördüğünüz gibi 4K olarak yüklüyor. Bakın. 52 dakika. 10 dakika. 70 dakika. Bak, 52 dakika dediği tamamlandı. Şimdi 10 dakikaya düştü.
Burada kontroller yapılıyor. İşte lisans kontrolleri, telif kontrolleri vesaire. Şimdi bunu da yapsın abi sen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 dakika falan sürdü. Hızlandırma yaptım mı yapmadım mı bilemiyorum yani. Şu anda edit derken nasıl olacak? Şimdi burada video yüklendi. Videoya kapak fotoğrafını nasıl ayarlıyorum? İlk önce onu göstereyim tekrardan. Şimdi burada işlem yapabilirsin. Kapak için tekrardan kat kutu açıyorum abi. Mesela ne yapmıştık? Burayı yapalım. Buradan da ekran görüntüsü alıyorum. Ekran görüntüsünü şu şekilde şurayı seçiyorum. Ondan sonra kat kutu kapatıp tekrardan yeni projedeyim. Fotoğraflardan bu sefer işlem yapıyorum. Fotoğrafları ekle diyorum. Buraya mesela bir sütun girelim. Edit denemesi diyelim. Edit deniyoruz. Edit denemesi. Yazı tipimizi değiştiriyoruz abicim. İngilizce hangisini seçsem. Üniversiteyi seçeyim. Edit denemesi. Şuradan da efektlerden. Ben genelde belli şeyleri kullanıyorum. Ama siz istediğinizi şey yapabilirsiniz. Edit denemesi. Altına da eğitim diyeyim hadi. Eğitimi. Bunu da yeşil. Şuradan yeşili, maviyi seçelim. Mavi. Şimdi bunu istediğiniz yazı fontunda yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde, hatta şurada otomatik yazı şablonları vesaireler var. Onlarla da yapabilirsiniz. Böyle. Ondan sonra bunu tekrardan ekran görüntüsü alıyorum. Sonuçta bu küçük bir resim. Sonra YouTube sayfamda fotoğraf ekle diyorum. Bitti. Yükledi. Ondan sonra buraya başlıkları yazıyor. Edit. Motovlog editi. Nasıl yapılır? Vesaire vesaire. Ondan sonra hashtag vesaire koyuyorum. Hashtagleri zaten artık otomatik kendi görüyor. Motovlog vesaire. Buraya da deneme yazalım. Burada oynatma listesi varsa oynatma listesi. Şurada çocuklara zararlı bir şey var mı? Yok. Sonra daha fazlası. Daha fazlasında videonun dilini en alta gelerekten, en altlarda bir yerde Türkçe, onu seçiyorsunuz. Ondan sonra burada da ne gözükmesini istiyorsun? Etiket. Mesela bu neyle alakalı? Motovlog. Motovlog editi. Edit nasıl yapılır? Yani buradaki mantık şu. Şu etiketlerdeki mantık şu. Siz bir video aradığınız zaman ne yazarak aratıyorsunuz? Onu yazıyorsunuz ki daha rahat bulunsun. Ve kullanıcı adınız da, mesela kullanıcı adınızı da yazıyorsunuz ki kullanıcı adı kolay bir şekilde bulunsun. Ve bazen de yanlış yazıyorlar. Mesela beni motoblogcu dayı diye yazıyorlar. Ben buraya mesela özellikle motoblogcu dayı yazıyorum. Motoblogcu dayı bir de yazılsa direkt şey çıkıyor. Buradan etiketleri seçtikten sonra burada türün ne? Arabalar, taşıtlar. Burada neyle alakalı yapıyorsan videoyu, onunla alakalı yazmak zorundasın. Ondan sonra ileri diyorsun. Para kazanma açık diyorsun. Bu arada kanalımızın gelirleri şehit ailelerine gittiğini
söylememe gerek yok herhalde. Buradan bunları seçiyorsun. Seçiyorsun. Buradan son ekliyorsun. Burada otomatik sonum var benim. Kaydediyorum. Buradan kart eklemek istiyorsan kart ekliyorsun. Hadi bir tane kart da ekleyelim sizin için. Motosiklet. Kaydet diyelim. Ondan sonra ileri diyorsun. İleri diyorsun. Planla. Üyelere özel erişim. Daha onlara geçmedim ben. Ama planlayalım. Burada ne zaman yapmak gerektiğini planlıyorsun. Ben hep 2-3 video önden gittiğim için mesela diyelim ki bunu 9'un aralığın 9'unun 18-30'unda paylaş diyelim. Bunu da kaydettiğin zaman gördüğünüz gibi artık videomuz şuradan YouTube'a girdiğim zaman 4K şeklinde. Bakın nerede? Ha, kısa video yaptı direkt. Yok, kısa video da yapmadı lan. Nerede? Ha, şurada pardon. 9 Aralık. Daha çünkü bunlar gösterilecek videolar. 9 Aralık. Bak gördüğünüz gibi başladık. Merhaba arkadaşlar. Gelişmiş. Motovlogçu Bey kanalından hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün ne yapacağız? Kaliteyi. Arkadaşlar bugün karşıya geçeceğim. Şöyle hatta. Tripmate Bülent abilerin yanına. Hem şu GS askı aparatını çekmek istediler. Alakalı anlatımlar yapmam lazım. Video YouTube kanalıma yüklenmiş oldu. Şimdi kaldı bunu editlemesi. Umarım anlaşılabilir bir video olmuştur. Öyle fazla özenerekten, reklam yaparaktan, gösteriş yaparaktan çekmek istemedim. Normal doğal sadeliğimle çekmek istedim. Şimdi bu videonun artık editine geldi sıra. Arkadaşlar seçkin sürücüyü de takip etmeyi unutmayın. Bak takip ettiğim nacizane motovlogçulardan bir tanesi. Ya bu arada şu antik kuntik yorumlardan da sıkıldım vallahi ya. Arkadaşlar ben bu videoyu editliyorum. Ondan sonra umarım işinize yarar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağmurluğumu taktım abi. Çünkü hava her an yağmura müsaitmiş gibi duruyor. Ne yapmak lazım? Tedbiri almak lazım. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık lan? Evet arkadaşlar. Bu süre zarfında umuyorum ki telefonda nasıl editlediğimi de göstermişimdir. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yani nasıl vlog yaptığımı merak edenler ya da vlog yapmak isteyenler için bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah olmuştur. Ne diyeyim yani. Hepinizin tekeri düz bassın arkadaşlar. Vlog yaparken, motor kullanırken, trafikte gerek araba sürücüleri, gerek motosiklet sürücüleri birbirine saygılı olursa vlogdan ziyade trafik çok güzel bir hale gelir. Ama bazen dengesiz sürücüler çıkabiliyor. Dengesiz motor sürücüleri de çıkabiliyor.
O yüzden ne başkalarının hayatını riske atarak araba kullanalım, ne de başkalarının hayatını riske atarak, malını riske atarak, kendi canımızı riske atarak motor kullanalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekeriniz düz bassın. Arabacılar, siz de aynalarınızı kontrol edin. Sinyal vermeye özen gösterin. Ve telefonlarınızla uğraşmayın abi. Telefonlarınızla trafikteyken uğraşmayın Allah'ını severseniz ya. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah kötülerle karşılaşmasın kardeşlerim.